Herkese merhabalar. Kendine Ayna projesinin 3 soruda etkinliğinin 7. haftasındayız. Bu haftaki konumuz yaşamda çözüm odaklı olmak. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Çözüm odaklı düşünmek nedir? Çözüm odaklı düşünmek, yaşamda karşılaştığımız problemler karşısında sorunlara odaklanmak yerine çözümlere odaklanmaktır. Peki öğretmenim. Çözüm odaklı düşünmenin yaşantımıza katkıları neler olur? Çözüm odaklı düşünce ile birey güçlü yönlerini keşfeder ve yaşamda sorunların olduğu gibi çözümlerin de olduğunu görecektir. Aynı zamanda çözüm odaklı düşünce sorunlar karşısında dayanıklılık sağlar, kişinin eksik ve zayıf yönlerinden çok güçlü yönlerini açığa çıkartır. Çözüm odaklı düşünce sistemini kullanan bireydeki olumsuz duygular yerini olumlu duygulara bırakır. Bundan dolayı kişinin psikolojik iyi oluşunda olumlu bir artış gözlemlenir. Peki son olarak çözüm odaklılığını hayatımızın bir parçası haline nasıl getirebiliriz? Çözüm odaklı düşünmek için önemli olan doğru soruyu sorabilmektir. Neden böyle oldu demek yerine bu sorunun karşısında neler yapabilirim, ben bu sorunu nasıl çözebilirim sorularını sormayı yaşamımızın parçası haline getirmemiz gerekir. Problemin olduğu durumlarda içinde bulunduğumuz labirentten çıkmak için birçok yol deneyebiliriz. Probleme sürekli baktığımız yerden değil de yerimizi değiştirerek baktığımızda olası çözümleri görebiliriz. Bu sebeple de bakış açımızı değiştirmemiz gerekebilir. Birey yaşamının herhangi bir alanında karşılaştığı sorunu çözümsüz olarak nitelendirdiğinde çözüme ilişkin algısını zayıflatabilir. Ve bunun doğal sonucu olarak sorunun çözümüne umutsuz bakar. Bundan dolayı bir sorunla karşılaştığımızda her zaman alternatif yollar vardır düşüncesiyle hareket edersek, çözüm odaklı düşünmeyi yaşamımızın bir parçası haline daha rahat getirebiliriz. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Teşekkür ederim.